Nasıl? Bir şey daha söyleyeyim. Onu da, tabii, ona buyurun söyleyeyim. Lütfen. Bak ben ne dedim? FETÖ'cü, hocacılar, parantez, aç, tabikatlar hepsini say içine. Fenerbahçe Spor Kulübü'nden menfaat sağlamış birisi aday olursa, eğer kulüpten de hiç kimse çıkıp aday olmazsa ben aday olurum dedim. Hiç isim vermedim. İsim yok. Hepsi dahil. Alayım. Tamamdır. Bunu da netleştirmeniz güzel oldu. Şimdi devam et. Bir transfer bütçesi belirlediniz mi öncelikle? Hayır, belirlemedim. İkincisi de az önce borçlardan bahsettiniz. Nasıl bir aksiyon almayı planlıyorsunuz? Hangi projeler bu borçları kapatmaya yetecek 12 milyar TL'den ve kısa vadeli bir projeksiyonda daha yükseğinden bahsediliyor. Teşekkür ederim. Basına ilgili eleştiriniz için de. Ayrıca teşekkürler. Hiç borcu kapatmaya falan gelmiyorum ben. Tamam. Ben şampiyon yapmaya geliyorum. Ben öyle bir şey söylemedim. Allah Allah. Ben niye borcu kapatmaya? Bir tek dikkat çekiyorum. Banka borcu. Bak. Aldığım arsa devlet satmıyordu. Küstük o zaman herkesle. Tamam mı? İhaleye çıktılar. 35, o zaman 35 milyon mu, trilyon mu, neyse işte o zamanki değer. Alacağız dedik. 70 milyona çıkardılar. 3 gün, 5 gün sonra 70'e çıkardılar yani. Kolejde konuşma yaptım. O, okuldan varsa veliler bilirler. Her ne bahsine olursa olsun, sonra burada. Her ne bahsine olursa alacağım dedim. Gittik ihaleye. Bütün herkes böyle polisler gelmiş 5 lira ellerini kazı, teşekkür ederim hoş geldiniz. Polisler gelmişler kalabalık falan. Sordum niye gelmiş bunlar? İhale için gelmişler. İhaleyle bir tek biz gidiyoruz. 70 trilyondu 70 bilmem neye aldık. 100 bin lira ne arttırdık. Şimdi değeri 80-100 milyon dolar. Bak gitti. Borcun bir kısmı gitti. Tamam mı? Gebze arazisi 50 milyon dolar. Aldığım arazilerin toplamı 500 milyon dolar. Bunları yapar. Gerekirse salonu da satarsınız. Eğer bunlardan kurtulmak istiyorsan salonu da satarsınız. 200-250 milyon dolar. Zaten yarısını karşılar. Onun için onları iyi hesap yapmak lazım. Bilmiyorum çünkü. Şu an ezbere söylerim. Şunu yapacağım, bunu yapacağım öyle değil. Biz ne şampiyon yapacağız? Çocukları mutlu edeceğiz. Bunları değil. Beni de değil. Çocukları. Anladın mı Kenan? Tamam. Hep beraber mutlu olacağız. Hep beraber. Bayraklar biliyorsun bayrakları çıkardık ama biz bütün sallayamadık. Hadi başka kim soruyor? Kim? Sayın Başkanım. Oo, Süleyman Bey. Hürriyet'ten Süleyman Arat tanımayanlar varsa böyle başlayayım sözüme. Başkanlıktan ayrılmadan önce son sözlerinizden biri de Galatasaray'ın saha dışında çok güçlü olduğunu belirtmiştiniz. Şimdi 6 yıl dışarıdan nerede? Bakınca hayır nerede söyledim? Şu an nerede söylediğiniz artık? Hayır nerede söyledim? Bak atıyorsunuz abi hep söylemediğim şeylerle beni sınamayın. Benim olduğum dönemde Galatasaray maçı hikayeydi. Biz FETÖ ile mücadele ettik. Bak dikkat edin. FETÖ ile. Ve zamanında FETÖ devletin içine sızmıştı. Devletle mücadele ettik biz. Hep beraber. Onun için böyle Galatasaray maçı bizde değil. Ya. Ne Galatasaray mücadele mi? Biz kendi kendimize mücadele. Onlarla mücadele etmekten biz başka bir şeyle mücadele edemedik. Hep mahkeme git gel, git gel. Haber iyi değil durum. Öyle. En son ben gittim konuştum Ankara'da. Hapise yatmaya hazırım dedim. Şeye, yargıya. Ben dedim hapis yatmaya 2 sene olur gelir geçer. Karar verin dedim ya. Verdiler. Bir şey söyle. Sportifan. Delilli konuş. Sportif anlamda o zaman bir soru yönelteyim size. Sor. Mourinho ile görüştüğünüzde acaba futbolcu konusunda da görüşünüz mü? Yani takımı çünkü izlediğini belirttiniz Konya maçında. Belki takviyeler yapacaktır. Bununla ilgili somut bir adım atıldı mı? Çünkü atıldı. Taraftarlar merak ediyor. Atıldı. Onlar merak etsin. Sen merak et. Süleyman Bey'i alabilirsiniz dedi. Ya laf söylüyorum dinlemiyorsunuz ya Allah aşkına. Bak diyorum ki adamla oturduk sohbet ettik. Sohbet ettik. Tamam mı? Sohbet ettik. Yani şey yapmadık. Hiçbir konu konuşmadık. Tamam mı? O anlattı bir şeyler. Biz anlattık. Geçmişten konuştuk.
2004'te Almanya'da Porto'yla gelip Monaco'yla oynadıkları maçı konuştuk. Oraya biz rahmetli Özhan Bey'le beraber gitmiştik. Ben davetmiştim onu, beraber gitmiştik. Allah'ın içinde yatasın. Ondan sonra oradaki anıları konuştuk. O kendisiyle ilgili anlattı. Biz kendimize, biz niye hapise girdik? Bunları konuştuk. Biz başka bir şey konuşmadık yani. Çünkü onlar için, ilerlemek için menajer vasıtasıyla konuşmak lazım. Daha konuşmadık. Allah Allah. Buyurun Bahar Hanım. Başkanım merhaba. Merhaba. Gayet formda iyi görünüyorsunuz. Bahar Feyzan bağımsız. Yeni gençleştik ya. Vallahi yakışmış. Heyecan da var salonda. Hayırlısı olsun diyorum İnşallah, ben. İnşallah. Şunu soracağım. Futbolun dili malum çok gergin. Siz kimseyle kavga etmeyeceğiz dediniz ama seçilirseniz nasıl bir yönetim tarzı benimseyeceksiniz? Futbolda bu daha nobran diyebileceğimiz sivri dili daha törpüleyebilecek miyiz yani? Bir daha söyler misin? Nobran diyebileceğimiz, herkesin birbirine hakaret ettiği, ne bileyim ya da hani laf söylediği, kızgın, öfkeli dil yerine biraz daha farklı bir yönetim tarzı benimsenecek mi? Futbola bunu katkı olarak sunabilir misiniz mesela? Şimdi, kimi izlesek, kimi açsak çok kızgın. Herkes birbirine çok kızgın. Özellikle futbolda. Ya bu değişecek mi mesela? Benden sonra çok değişti. Benim zamanımda konuşamıyorlardı. Ama Bahar Hanım, ben hep doğruları söylüyordum. Ben doğrunun yanında olduğum için, onlar da bildikleri için bizle ilgili veya herhangi bir konuyla ilgili doğru olanı söylüyorlardı. Problem yok muydu? Vardı. Olacak da yani, o kadar olur. Ama hiçbir zaman, oturun lütfen. Hiçbir zaman kavga boyutlarına giden bir şey olmadı yani. Hiçbir zaman. Küsüyorduk ama kavga etmiyorduk. Sizin mutlaka bir sürpriziniz vardır seçilirseniz. Bir sürpriziniz var mı Fenerbahçe için? Neyle ilgili? Yani seçildiğinizde şunu da yapacağız dediğiniz vaatleriniz arasında sürpriziniz vardır muhakkak söylemediğiniz. Var. Çok önemli bir sürprizim var. Kalamış'ta güneşin doğmadığını, battığını söyleyeceğim. Allah'ım. Evet, başkası. Hadi sor. Sağ ol. Başka sorusu olan varsa buyursun. Başkanım buradayım. Vallahi hiç bilmiyorum. Yani seçilirsek oturup bakacağız yani ne olacağını. Ama duyduğum şu, bir proje hazırlamışlar, belediyeye vermişler. Şey yapılacak, neydi, AVM, altında otopark gibi bir çalışma yapmışlar. Benim zamanımda, ben hatırlıyorum, Sayın rahmetli Kadir Topbaş, Sayın Tayyip Erdoğan beraber Cumhurbaşkanı çalışma yapmıştık. Stadın boyunu geçmeyecek şekilde ve o boya kadar altta şey vardı, otopark aşağıya gidiyordu. Onun üstünde AVM vardı, onun üstünde otel vardı. Ama oteli kaldırmışlar diyorlar, izin vermiyorlarmış, bir şeyler anlatıyorlar. O kadar biliyorum.